Abi bir şey diyeceğim. Kırılmaz değil mi göl? Biz burada araba kullanacağız. Ayıp ediyorsun ya. Sen neyin hesabını ya bize ya? Oo, güvenlik önlemleri alındı. Doğan tabii benim muhteşem pilotajımdan habersiz olduğu için böyle arkamdan konuşmayı çok sever. Ama şimdi hep birlikte izliyoruz. Teşekkürler. Hoş değil bu. Bu şekilde davranman hoş değil. Baştan istiyorum. Bir daha. Tamam gel. Bir daha. Buyurun. Niye kul davranıyorsun? Dondun mu? Nereye ya? Kalkışta daha farkım ortaya. Ya nereye ya? Ama beni bekleseydin. Sen geç bakalım beyaza onu hadi. Yarın konuşuruz. Beyaz... Trene girdim ya çekmiyor be. Yapma ben onu ya. Şey yaparım sonra. İndik. Evet arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hayır Erzurum'a hoş geldik ya. O yüzden. Neredeyiz? Erzurum'dayız. Lasmer Otomotiv'deyiz. Niye buraya geldik? Aslında Kars'a gideceğiz. Evet. Çıldır'a. Bir lastik testi yapacağız bugün arkadaşlar. Evet. Sevgili Ümit Erdim'le beraber. Onu çocuğundan kopardım getirdim. Evet. Evinden, sıcacık yuvasından. Gurbetteyim ama ülkemizin her yanı güzel. Her iklimde biz her türlü video çekmeye hazır olduğumuz için bugün de gerekeni yapacağız ve şu anda tarafında durduğumuz arabaları temsil ediyoruz. Yine yaptığı şovunu. Evet. Bundan mı başlasak? Evet bundan başla. Evet. Evet bu bizim solumuzda. İstenmeyen ismi. İstenmeyen. O istenmeyen tüyü. O istenmeyen tüyü. Kar- ismini vermek istemeyen lastik evet. var. Beni temsil ediyor. Ben evet. ismini vermek istemeyen lastik takılı olan arabayı kullanacağım bugün arkadaşlar. Bugün bunu kullanacağız. Evet. Kış lastiğindeki aslında kalite farkını vurgulayacağız. Evet. Aynı zamanda gölün üzerinde de aslında kış lastiği kullanmazsanız ne olur onu anlatacağız. Ha evet. Şimdi buradan Kars'a gidene kadar biraz bizim kişisel izlenimlerimiz olacak. Ama Kars'a gittiğimizde Çıldır Gölü'nde de asıl lastiklerin çalışma performansını yine ismini vermeden ve bazılarının isimlerini vererek bahsedeceğiz. Kimin ismini vereceğiz onu da gösterelim. Continental. Evet. TS860 kullanacağız Continental'de evet. arkadaşlar. Bu lastik farklı ebatlarda ve hız gruplarına göre 14 kez üst üste şampiyon olmuş. 2017-2018 seneler bağımsız arasında. Bağımsız test kuruluşları bağımsız ve test kuruluşları otomobil tarafından. Dergileri tarafından. Evet. Bugün üstlü bu çocuk olursan sana vallahi, bir hediyem var. Yapma be. Tabii, harbiden gel, mi? Dur pıtı pıtı geleyim o zaman. Oo bak prodüksiyonu kendimiz yapıyoruz ha. Buralara montaja gerek yok. Böyle koy. Bir şey diyeceğim. Böyle mi gideceksin sen? Bari bunu bana ver ya. Bakacağız. 2 gün boyunca yaramazlık yapmazsan efendi bir çocuk olursan vereceğim bu oğlum yalnız sana. Sıkılırım ben. Bari bana bunu ver. Biz muhabbete de yede gideceğiz ya. Nasıl abi? Güzel mi oldu? Güzel brandikli geldi. Şanslısın. Yakışıklı kıyafeti şanslısın. Falan var. O zaman çıkalım Ümit abi. Çıkalım abi. 250 kilometre fazla yolumuz var. Yapma ya. Ve şartlar ortada. Peki. O zaman bir Lasmer'e teşekkür edelim tekrar. Teşekkür elim havada kaldı. Elim havada kaldı. En sevdiğim. Teşekküre döndüreyim ben onu. Ben zaten teşekkür edecektim. Doğan'ın tokalaşma bahane oyuncusun oldu. Oyuncusun ya hemen topluyorsun. Çok iyi böyle bir insan. Böyle yaparken teşekkürler. Evet. Lasmer'e teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bu arada tabii ki yarışmayacağız yolda giderken. Öyle bir izlenim olmadı değil mi yok, şu an? Yok efendim efendim gideceğiz. Ama gölde biraz atraksiyon yapabiliriz. Göle bakacağız. Trafiğe kapalı alan orası. Evet. Bu arada gerçekten trafiğe kapalı. Hani bazı videolarda yazıyorlar trafiğe kapalı ama. Burası donmuş öyle göl. Öyle bir göl orası yani. Evet. Tamam. Buyurun. Hadi iyi yolculuklar. Balık da tutarız belki. Bötü de kim bilir? Doğan Kabak SA. AS nasıl geçiyor yolculuk? Ki benim başıma iş açtın. İsmini vermek istemeyen lastikle seyahat ediyorum. Bir de elime telsiz tutuşturdun. Bana garezin mi var anlamadım. Vallahi ben gayet güvenli, sessiz, sakin gidiyorum abi. Sende nasıl vaziyet? Yani duyuyor musun beni? Birazcık bende gürültü var da kusura bakma. Evet biraz derinden geliyor hakikaten sesin. Yol sesi alıyor galiba senin lastik biraz. Şimdi bak asıl sıkıntı ne biliyor musun? Burada 3 tane konu var. Birincisi bu güzergahta ve bu iklim koşullarında gizli buzlanma. İkincisi ara ara aquaplaning durumu peyda oluyor. Bir de burada şu anda yok da geçtiğimiz yerde dikkat etmişsindir. Kar birikintisi yola gelmiş. Bir şekilde sen böyle hani atıyorum futbol topu büyüklüğünde bir kar kütlesinin üstünden geçiyorsun aniden. Ya benim sıkıntılarım bunlar yani. Bu yolu güvenli bir şekilde tamamlarsan sana yarın buz üzerinde TS860 vereceğim, hediye edeceğim. Burada yanımda oturuyor şampiyon. Bir şey diyeceğim. Kanal senin kanalın diye mi hep böyle iyi taraftasın? Abi normal değil mi? Doğru olan bu değil mi zaten ya? Kanal benim abi. Abi gerçekten senin kanalının yancısıydım. Şu anda senin kanalının
pislemesine dönüştüm ya. Teşekkür ederim. Gerçekten sağ ol yani. Sağ ol. Evet arkadaşlar. Daha yolun başındayız. Biraz daha yolumuz var. 3 saat kadar. Ben konuşunca mı giriyor devreye bu ya? Evet arkadaşlar, yolun neredeyse 1/4'ünü bitirdik. Doğan! Yani bir şeyler diyor bana. Efendim Ümit! 100 küsür kilometremiz kaldı. Hava kararacak birazdan. Yarın için çok heyecanlıyım ama şimdiden söyleyeyim. Ben yarın için çok heyecanlıyım. Seni o gölün üstünde görmeyi çok istiyorum. Çok komik dakikalar bekliyor bizi. Buyurun. Niye cool davranıyorsun? Dondun mu? Bu arada şampiyon arkaya attım arkadaşlar. Çünkü yol iyice virajlı olmaya başladı. Çok kötü bir yol değil. Yer yer yamalar var yolda. Ama rahatsız etmiyorum. Dediğim gibi lastik hem konforlu biraz hem de sessiz. Biraz kötüleşti yol. Yani bir şeyler diyor bizimki. Doğan, beni muhatap almıyor musun artık? Yol kötüleşti diyorum ya. Vallahi şimdi ondan bahsediyordum. Biliyor musun? Gayet konforlu, sessiz gidiyorum diye. Yol kötü ama güzel gidiyoruz. Ben şu ileriki kavşaktan bir yerden, müsait bir yerden dönüp İstanbul'a gidiyorum. Görüşürüz. Küstük mü şimdi? Böyle mi? Bu mu? Unutmayacağım ömrümün sonuna kadar bu dışlanmayı. Ve gün gelecek bu videonun hesabını soracağım Doğan. Teşekkürler. Unutulanlar unutanları asla unutmaz Ümit. Bunu bir kere de söyleyebildiğine inanamıyorum. Şu an ben de inanamıyorum. Torpito, cant, rakam, hakikaten. Hakikaten. Evet arkadaşlar, şimdi biraz yola verelim dikkatimizi. Devam edelim. Tekrar görüşürüz. Evet Ümit Erdem, zemin buz oldu, ne oldu? Ya şey, hem hava karardı hem de çok buzlu buralar Doğan Kabak. Dikkatli git o çinko çenko lastiklerle. Bir şey diyeceğim ama bu şekilde olmaz ki. Sonuçta benim de onu kullanıp benim de bakmam gerekmiyor mu? Yarın gölde bakarsın. Ama merak ettim ya, çeksene sağa hadi, 2 dakika. Hadi az yolumuz kaldı, hadi. Tamam, çok buz olmuş, konuşuruz sonra, tamam. Hadi ağır ağır gelirsin. Hadi sağ ol. Arkadaşlar, niye bu şehir girişlerinde tabelada fotoğraf çektirilir ya da video çekilir bilmiyorum ama montaj olmadığı belli olsun diye tabelaya dokunuyorum arkadaşlar. 100 kilometreye yakın daha yolumuz var bu arada. Ardahan, tabii çıldıra tamam. Gidiyoruz. 2 kere sıkıntı yaşadım, açık konuşayım. Öyle mi? 2 kere bir gerildim. Bir tanesi su geçişiydi, bir tanesi de işte şu gizli buzlanma. Şey yaparız be Doğan, sen geç bakalım beyaza. Onu hadi. Yarın konuşuruz. Beyaza geç, beyaza. Etraf beyaz, onu... sen de beyaz arabaya. Tünele girdim ya, çekmiyor be. Yapma ben onu ya. Şey yaparım sonra. Ya bak, vay akıllı bak. Ooo, enivokke. Dur. Aynı rüşü yapalım, öyle bitirelim. Sen dön. Bak, çeşit olsun. Hadi. Ne. You didn't hear that. Hadi geç beyaza Doğan. Sağ ol. Arkadaşlar yarın görüşürüz. Hadi Doğan. Oğlum kameraya mi? Hoşçakaldın. Geç. Hoş abim. Hoşçakal. Otoban burası. Sakat yer. Bil hemen. Bil sakat yer. Hadi sağ ol. Bir şey diyeceğim, üşümüyor musun? Evet arkadaşlar, çıldıra geldik. Burası donmuş bir göl. Bir şey diyeceğim. Niye cool davranıyorsun? Dondun mu? Yok canım, az bir şey soğuk sadece. Kış lastiğinin farkını en güzel nasıl gösteririz biliyor musunuz arkadaşlar? Yani buz üzerinde, şu anki zemin üzerindeki gibi bir zeminde normal bir kış botuyla yürümek, bir de terlikle yürümek. Buyurun. Yürü bakayım. Bak şimdi bak. Oğlum dikkat et bak. Bak geldim mesela, ortamdayım. Evet. Doğan ne yapıyorsun kardeşim? İyi. Ha iyi ya. Şok be abi. Şey, ayakkabı gibi unutmuşum. Bak kaymıyor bak.
bak, bak. Evet, ancak evet. Gerçekten en sert böyle anlatabilirdik. Evet. Bu ne kadar anlamsızsa, arabada kış lastiği kullanmamak o kadar anlamsız yani. Evet. Biz bugün iki arabada tabii ki kış lastiği var ama biz burada kış lastiğinin de kalitesini ortaya çıkarmaya çalışacağız. Evet. Kış lastiğinde tabii ki kalite farkları var arkadaşlar. İyi misin? Tamamen adının kış lastiği olması yetmiyor. İyiyim doğal. Bir şey yok ya, iyiyim. Çok evet. İyiyim. Gerçekten ortam süper. Diyorum ki bir lastik testi yapalım. Continental Winter Contact TS860'ın bir fren performansını görelim. Görelim. Ha? Sen ismini vermek istemeyen lastikle yap. Bence de bu halde benim ismimi kimse almasın zaten. Giy oğlum, giy ayakkabı. Tamam, kayıyor mu? Anladık mı? Arkadaşlar bakayım. Bir şey diyeceğim. İt bakayım beni. Dur. Bir şey diyeceğim. Testleri yaparken ayakkabımı giyebilirim değil mi arabada? Ya biraz daha tabii, giymezsem. Bence giy. Bence giy biraz daha. Zaten evet, ama bence yeterince anlaşıldı ya. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ayakkabılarını giysin, başlayalım abi. Fren testiyle başlayalım. Ne yapıyor abi? Bravo vallahi ya. Selamünaleyküm. İyi Allah. Helal olsun ya sene ya. Tamam abi ya. Bu hep böyle gezer abi. Vallahi. Deli abi deli. Ne delisi deli ya. Deli abi. Ele bir akıllı dikiyor. Abi bir şey diyeceğim. Kırılmaz değil mi göl? Biz burada araba kullanacağız. Ay ayıp sen ya. Sen neyin hesabını ya bize ya. Oo. Güvenlik önlemleri alındı. Evet, hazır mıyız Ümit Erdem? Hazırız. İstasyonu kurdum. Kukalarımı aldım, istasyonu kurdum. Şurada fren yapacağız. 60'a kadar çıkacağız. Tabii. Zaten kalkışta bile lastiğin farkını anlarsın kardeşim. Vallahi mi ya? Tabii. Peki bir şey, bu bütün video böyle beni ezme üzere. Evet. Hep evet. Hadi. Hadi. Hazır mısın Ümit Erdem? Hazırım. Bittin sen Doğan Kabak, bittin. 3, 2, 1, çık bakalım. Nereye ya? Kalkışta daha farkım ortaya çıkardım. Ya nereye ya? Ama beni bekleseydin. Nereye gidiyorsun? Hoş değil bu. Bu şekilde davranman hoş değil. Baştan istiyorum bir daha. Tamam gel. Bir daha. Üç, iki, bir. Ama bu şekilde hep dışlanmak olmuyor ki ya. Bu ne arkadaş ya? Ben şimdi çıldıra kadar geldim. Hep geride kalmak için mi yani? Evet, tam şu anda 60'tayız. Ooo nereye gidiyorsun? Ama yani bu ne ya? Bu ayarlıyor mu bu çocuk bunu ya? Dur orada. Aman ya geldi başımın belası. Ya bak abi dışarıdaki mesafeye bak. Hayır istemiyorum bak. Gel. Ben iyiyim burada haber ver bana bitince. Gel GoPro'yu kapat gel. Araba rengi güzelmiş. Evet ne oldu? Fren farkı. Şimdi şey oldum heyecanlandım. Tam yarış başlıyor ya tamam mı? Bak. Bir anda böyle dedim ki Doğan Kabak'la şey oluyor. Buzda test yap. Hemen orada ayağım birbirine karıştı. Bence bir daha yapalım. Baştan istiyorum bir daha. Tamam gel. Bir daha. Ya yeter daha iki kere yaptık. Kaç kere daha yapacağız? Ama olmadı. Geyik testi yapalım. Tamam yapalım. Hazırım. Bugün evet, arkadaşlar burada bana kısaca Şamaroğlu'nu diyebilirsiniz. Burada neyi görüyoruz aslında? İyi lastiğin fren farkı. Ya şimdi bu 60 km'de böyle. Bunun 120 km olduğunu düşünsene. Yani tam burnundan ölçersen arabayı 3,5 metre falan var. İşte bu hız çarpı metre bayağı bir şeye dönüşüyor yüksek süratte. Evet. Hadi bakalım. Aynen. O zaman bir ne yapalım? Geyik testi. Geyik testi yapalım. Tamam. Kaçla yapacağız? Geyik testini de 60'la yapalım ya. Zaten öyle çok mi? Kaygan zemin. Hadi. Ben gene beyazı kullanıyorum değil mi? Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi. Bir dakika geyik testini anlatalım. Geyik testi dediğimiz şey ne? Önüne geyik çıkabilir diye tabelalar oluyor Avrupa'da. Oluyor. O evet. Değil mi o? O aslında. Aslında hadi. Geyik... Bak şimdi otur tabelayı yapacağım. Bak. Yap. Oldu mu? Oldu. Yani geyik olur, evcil hayvan olur, insan olur. Ejderha şey olur. Aslında evet ejderha olur. Bir anda çıktığını varsayarsak önüne çıktı ne yapacaksın? Bütün gücüne frene basacaksın. ABS devreye girecek. Direksiyon hakimiyeti sende olacak. Tamam. Baktın duramıyorsun kaçacaksın. Burada ne yapacağız? Geleceğiz. Sol yapacağız. Kukaya doğru gideceğiz. Sağ yapacağız kaçacağız. Yani arabada... yola geri dönmeyi temsil ediyoruz aslında. Evet. Kaçıp geri dönmeyi. Evet. Bunu da ABS'deyken yapacağız. Aynen. Hep ayak frende. Evet. Tüm gücüne basacaksın. Tamam. Panik fren. Aa, anladım. Şu an anladım. Yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Çok heyecanlı hadi. Hadi bakalım. Önce sen yap istiyorsan. Yapma ya. Ha. Tamam. Şu anda bunu ben kazanacağım. Hissediyorum. Görüşürüz. Doğan tabii benim muhteşem pilotajımdan habersiz olduğu için böyle arkamdan konuşmayı çok sever. Ama şimdi hep birlikte izliyoruz. Teşekkürler.
ABS'ye kilitliyoruz. Geyik testini. Allah Allah. Bir daha yapsam olur mu ya? Tutunamadım isimli parçayı armağan ediyorum kendime. Evet, ümit hiç kontrollü geçmedi gibi. Bakacağız şimdi. Hop. Engellen kaçtık. İki engellendi. Ne oldu? Ben abi, de kontrollü geçtim. Ben de kontrollü geçtim. Görmedin mi? Yukaların orada durdum. Resmen çay söyledim, sen geldin. Hiç dikkat et, takip etmedin. Böyle gidiyordun, ümit erdim. Abi küçükken benim hep hayalim bale yapmaktı. Öyle mi? O yüzden. Bir an böyle onu aklıma geldi. Yap bakayım bir kuğu gölü balesi. Tebrik ediyorum. Şimdi en eğlenceli kısma geldik. Evet. Biraz eğlenelim. Evet. Slalom yapalım biraz. Bitmedi tabii. Daha beni ezme işi bitmedi. Yok. Değil mi? Bitmiyor. Doymuyoruz. Peki. Ne yapacağız? Slalom yapacağız şimdi arkadaşlar. Biraz eğleneceğiz. İlk önce bir nizami slalom yapalım. Sonra biraz bozarak yapalım. Biraz eğlenelim artık. Değil mi? Günün tamam. Sonunda. Tabii geldik böyle bir arazi. Abi böyle bir göl. Güneş şu an. İnanılmaz bir manzara. Gerçekten burası çok güzel bir yer arkadaşlar. Biraz tesislerde sıkıntı var. Önceden araştırıp falan gelmek lazım. Bir de Doğu Ekspresi bu aralar çok popüler biliyorsunuz. Mutlaka önceden bilet alın. Bir sene önceden falan. Evet. Yani biz buraya aslında Doğu Ekspresi'yle gelip öyle yapmak istiyorduk testi. Maalesef olmadı çünkü yer yok arkadaşlar. Bütün tur şirketleri almışlar daha önceden biletleri. Ama önümüzdeki kışa bence İnşallah. Planınızı yapın yani. Evet. Biz de bir tur bineriz yani. Aynen. Kış sürüşüyle ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Hı-hı. Şimdi böyle bir zeminde bu gayet kaygan bir zemin arkadaşlar. Bildiğiniz buz yani. Böyle bir de bol kar da var üstünde ama. Üstünde yani biraz bol kar var ama tabii frene basınca altından Aynen. buzu direkt çıkartıyorsun. Aynen öyle. Yani şöyle böyle bir zeminde karşılaştığınızda yapmanız gereken şey aslında mümkün olduğu kadar az gaz ve fren. Bunların hepsi çünkü ağırlık transferi getiren şeyler otomobilde. Özellikle frene basarken frenin altında yumurta varmış gibi. Tebrik ediyorum. Ne kadar Volkan güzel. Volkan abinin lafıyla. Tabii. Volkan Işık tarifi. Mümkün olduğu kadar yumuşak yani gerekmedikçe zaten basmayın. Ama yani oradaki en ufak bir ağırlık transferi bile otomobile hemen spin atmasına dönmesi. ESP falan filan hiçbir şey kurtarmaz yani. Tabii. Çünkü fizik kanunu giriyor artık orada devrede. İnanılmaz kaygan bir zemin devreye giriyor. Ve tabii ki iyi ve kaliteli seçmek lazım kış lastiğini. Aynen. Yani adı kış lastiği diye var. Tabii hani abi dur şuradan 150'ye şunu alalım gibi bir şey pek doğru olmaz. Çıkmalar yani. Şunlar bunlar Aynen. çok doğru işler değiller. Tabii tarihini kontrol etmek lazım iyi. O zaman slaloma geçelim. Hadi. Evet, Ümit Erdim, hazır mıyız? Hazırım. Hadi bakalım. Seni izlemek çok keyifli olacak buradan. ESP açık mı gidiyorsun, kapalı mı? Nasıl gideyim? Kapalı git. Kapalı gideyim. Ben de tamam, kapıyorum. Kapattım. Hadi. Çıkıyorum o zaman Doğan. Hadi buyur. Hadi. Oo, daha kalkamıyorsun sen Doğan ya. Seni bitirdim bu sefer. Bak şimdi bak. Bak sololama bak. Wow, hadi canım. Hadi ya. Yok ya bir şey yok. Hadi canım. Allah Allah. Yok Oo. Ya bir şey yok. Doğan bir şey yok ya. Of. Çok açıldı. Yok şey oldu. Hata oldu. Ben bugün hep hata yaptım. Doğan bu videoyu baştan komple çekelim mi ya? Kuka koymasaydın da olurmuş aslında. Evet işte kontrol burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bak hop. Onun kadar açılmıyorum. Buradan anlaşılıyor zaten. Biraz bol kar olmaya başladı. Çünkü güneş çıktı ve kar eriyor. O yüzden biraz zorlamaya başladı ama yine de gidiyoruz. Ümit'ten daha güzel görüntüler çıkmış olabilir. Onun kontrolü zayıf. Bayağı bir açıldı senin araba. Doğan, sen bize yıllardır yalan söyledin bence. Niye? Sarıyerliyim dedin, sen bayağı Finlandiyalısın. Bizde yalan yok abi, bizde yalan yok. Burada bir eğlenelim, yürü.
Evet arkadaşlar, İstanbul'dan kalktık. Çıldır Gölü'ne geldik. Burası hakikaten muhteşem bir yer. Şimdi güneş de açtı, manzara falan süper yani. Gezi programına mı çevirsek programı Ümit? Yo, ben bıraktım, döner işine girdim. Ha, lastik testleri falan, o işleri bıraktım. Bıraktım, umduğumu bulamadım çünkü. Öyle çok mi? Yenildim bugün. O zaman şuradan bila da yap, al kovayı abi. Bir bila da yap abi eve. Gidiyorum ben ya. Oğlum bozmasana, pirketleri kırıyorsun ya. Evet, ne hissettin bugün? Doğanka bak, ben kış lastiğinin önemini biliyordum, takdir edersin ki. Şimdi iyi kış lastiğini de görmüş oldum bugün sayende. Çok teşekkür ederim. Evet. Biraz yüzüme vura vura gösterdin ama olsun, yabancı değilsin yani. Kusura bakma. Tabii şampiyon ya, dokunamıyoruz değil mi? Yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Aslında şuradaki yaşadığın şartları her gün yaşayamazsın. Ama hayatında bir kez karşına çıkarsa orada kurtarma olasılığın yüksek olması için. Sen, hani derler ya böyle, ulan bir gün lazım da o da bugün dediğin şey var ya, o işte. Evet, aynen öyle. Bu arada arkadaşlar, biraz da Çıldır Gölü hakkında bilgi vereyim. Burası Aralık'ta donmaya başlıyormuş. Ocak, Şubat, Mart donuk geçiyor. Mart'ın başında çözülmeye başlıyor. Ocak'la Şubat tam böyle en donuk zamanı. Güzel, donuk şu an zamanı. Kaç santimde buz? Şu an 60 santim buz var arkadaşlar. 30 santim buz da 50 ton taşıyormuş. Yani tabii, hiçbir şey olmaz, düşmeyiz. Burada merak etme. Tabii öyle bir şey yok. Çıktın vallahi abi, düşer mi falan, yok. Sen neyin insanı ya bize ya? Ama gelin görün yani, tavsiye ederim. Buradaki insanlar da, jandarma da, herkes de inanılmaz yardımcı oluyor. Çok teşekkür hepsine ediyoruz gerçekten. Çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii hakikaten. Ki Atalay abimizi unutmayalım. Tabii Atalay abimiz var burada. Tam da çekimi yaptığımız noktada arkadaşlar, arkada bir kulübe gördünüz kenarda, insan trafiği vardı, kızaklar falan. Orası Atalay'ın yeri zaten, tabelası da evet, buraya geldiğinizde mutlaka uğrayın. Atalay abiyle zaten tanışın yani. Evet, o da çok süper bir insan. Bize de çok yardımcı oldu. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz kendisine. İyi oldu, güzel bir deneyim oldu. Evet. Dediğim gibi yüzüme vura vura gösterdin. Ben bir gün alırım intikamını illaki senden de. İsmini vermek istemiyor musun hala? Hala vermek istemiyorum. Vermeyeceğim. O isim yok. Ya hatta şey yapacağım. Şu testereyle tam isim yerini keseyim diyorum yani. Öyle mi? Öyle gizliyim yani. Ben sana gene de delikanlılık yapıyorum. TS867 hediye ediyorum Winterkont'a. Gerçekten mi? Tabii getiriyorum bir saniye. Ha, takım burada, değil, tek mi? Burada. Tek yapma vereceğim. Ya. İlerleyen günlerde takıma tamamlayacağız. Hal ve hareketlerine bağlı. Şu. O zaman şey, he? Konuşuruz. Arkadaşlar, Doğan kapanışı yapsın, ben ayrılıyorum. Hadi gene gel. Git oralarda eğlen lastikle. Arkadaşlar, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Böyle değişik şehirlere gitmemizi istiyorsanız yorumlarda belirtin lütfen. Türkiye'nin her yeri güzel tabii ama burası da müthiş bir şey yani. Geldiğimizde çok memnunuz. Görüşürüz. Like unutmayalım. Like, abone, abone. Çıksana biraz, ben oturayım ya. Dur ya, bir kendimi sağlama almışım. İki müsaade etme. Hadi şey yap, tamam. Gözüm seveyim. Al hadi, şampiyon lastiğin oldu. Al. Götür at. Yuvarlayarak git. At sağ.